Evet arkadaşlar, bugün tekrardan yepyeni bir video ile sizlerle beraberiz. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün İtalya'ya gidiyoruz. İlk başta Roma'ya geçeceğiz. Ama bu Roma vlogu da olabilir. O yüzden Roma'ya gidiyoruz şu an. Sonra Venedik'e de geçeceğiz. Onun için ayrı bir video da gelebilir. Şehrin güzelliğine bağlı. Bugün inanılmaz sürpriz bir misafirimiz var. O birazdan değil yani 2 saat sonra falan onunla buluşacağım. Sürprizi bozmuyorum. Evet bakalım Ryanair mı daha kötü, Flixbus mı? Bugün onu göreceğiz. Harbiden uçak dolmuş gibi. Evet, an itibariyle Roma sınırlarına inmiş bulunmaktayım. Birazdan misafirimizi karşılayacağım. Bu arada hava o kadar sıcak ki şu an nefes alırken bile zorlanıyorum. Böyle bir buhar, yani sıcak hava dalgası üzerime geliyor sanki. Yarın ne yapacağız bilmiyorum. Sürpriz misafirimiz geldi. Geldi. O geldi. Evet, misafirimizi ilk gün çok konforlu bir alanda yatırıyoruz. Arkadaşlar, yarın her şey daha güzel olacak. Şu anda çok güzel. Şu an evet, enerjimizi toplamaya çalışıyoruz. 2 saat yeter bize. Çok iyiyiz. Evet arkadaşlar, neredeyiz Mehmetciğim? Roma'dayız. Şu an ana tren istasyonunun oraya geldik yine. Otelimiz de yakınmış buraya. Şimdi işte bir market, çakka, bakkal bir şeyler bakacağız. Güzel bir kahve. Neyse bunu sonra yapalım. Otelimize geldik. Ve çok gerçekten... Merhabalar arkadaşlar tekrardan. Şu an biz bir serinleyelim, bir kahve içelim dedik. Sonra için devamını sen anlat. Bir kafe Fredo içelim dedik. Dedi ki adam çok güzel dedi. Kafe dedi, fresh dedi. Şöyle dedi. Tatlı dedi, tatlı çok güzel dedi. Çok güzel dedi. Sonra getirdi. Bakın. Nasıl? Ama biraz büyük bir dudak payı bırakmışlar. Biraz zor bitireceğiz bu büyük bir şeyi. Bir de diyor ki okey mi? Okey. O zaman Mehmet'cim, cheers. Evet, içelim dedik arkadaşlar. Evet, birazcık miktarını arttırmaya çalışıyoruz şu an. Getir bir mutluluk. Arkadaşlar bu ne? Kami cantare. Evet, İtalya'ya gelip yapmadan gitmemeniz gereken en önemli şey pompide tatlı yemek. Bize de Cihancığım önerdi. O yüzden biz de direkt buraya geldik. Hemen bir tadım testi yapıyoruz. Gerçekten muazzam ama sadece biraz porsiyonları küçükmüş. Bu biraz beni mutsuz etti. O yüzden bir tane daha almamız gerekebilir ama gerçekten tadı çok iyi. Evet, şu an çok güneş var. Gözüküyor muyuz bilmiyoruz. Arkamızda aşk çeşmesi var. Buraya geldik. Paramızı atacağız. Ya bir rivayete göre burada eğer parayı atarsak buraya tekrar gelmek nasip oluyormuş. Öyleymiş. Ama bu arada bir tekniği var. Onu doğru yapmanız lazım. Birincisi Türk lirası kullanmanız gerekiyor. Ekonomiden dolayı. Euro atamıyoruz. Sağ elle solumuzdan arkaya doğru. Hazır mıyız? Hadi bakalım. 3, 2, 1. Arkadaşlar arkamızda gördüğünüz yapı Pantheon. Birçoğumuz LoL'den, oyundan biliyoruz. Tarihine henüz bakmadık, şimdi bakıp bilgi vereceğiz. Şantami cantare. Evet,
Evet, Pantheon'dan sonra turistlerin uğrak noktası olan Navona Meydanı'ndayız. Burada yine bir yerlere paramızı kaptıracağız galiba. Bir çeşme var ortada. İnşallah öyle bir durum yoktur. Arkadaşlar şu an filmlere de konu olan, genelde Roma adı geçince konu olan Venedik Meydanı'ndayız. Gün batımında bir daha yakalayamayız diye çekmek istedim. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ateş yanıyor bir de şurada, onu da gösterelim. Bu arada bu ateşler 1. Dünya Savaşı'ndan beri yanıyormuş. Yani 1. Dünya Savaşı, salladım galiba da 1. Dünya Savaşı'ndaki hani şehit düşen de denmez. Ne denir Beyza, yardım et. Kurbanları temsil ediyor. Evet, teşekkür ederim. Sabah erkenden uyanıyoruz. Elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Bir duş alıyoruz. Güzel bir kahvaltı. Güne başlıyoruz. Arkadaşlar şu anda kulevizime gelmiş bulunmaktayız. Bakalım içeri girmeye çalışacağız. Biletler internette biraz daha pahalı gözüküyor ama girişte daha ucuz olduğunu söyledi otel sahibimiz. Şimdi deneyeceğiz. Beklemede kalın. Evet dostlar, size güzel bir bilgilendirme ile geliyoruz. Tabii ki tarihi bir bilgi değil ama buraya geldiğiniz zaman kolejime giriş için biletler satılıyor. Roma Pes alırsanız buna ihtiyacınız yok. Fakat Roma Pes'i çok tavsiye etmiyoruz. Zaten yani çok mantıklı değil. Öyle Roma her yere yürünebilecek bir yer. Büyük, çok güzel, büyük bir yer aslında ama yani sadece belki bir yere böyle bir tane bilet alıp oraya gidip ondan sonra oraya geri otelinize falan yürüyebilirsiniz. Çok güzel çünkü yürümek gerçekten keyifli oluyor. Evet yani burada bu tarihi... Neyse çok boş yapmayayım da. Tarihi ambiyans hisselere girebiliyorsunuz. Tam olarak bunu demek istemiştim. Neyse, bu kolejime de gelmeden önce biletinizi internet üzerinden alırsanız güzel olur. 16 ve 22 Euro'luk iki tane bilet seçeneği var. 6 euro ekstra vererek arena gibi küçük bir kısmı da görebiliyoruz. Savaşların yapıldığı yer gibi bir yermiş ama... Evet ama onun tamamı da açık olmadığı için çok 6 euroya değecek bir yer değil. O yüzden... Sanırım çünkü restorasyon var içeride birazdan. Evet ya, o yüzden çok tavsiye etmiyoruz. Evet. Ama biletinizi eğer şayet almayı unuttuysanız ve buraya geldiyseniz de... Eğer de daha giriş saatinize varsa, çünkü şey randevulu bir şekilde ilerliyor. Yan tarafta Roma Forum ve Palatine Hill var. Oraya da girebilirsiniz. Yani şeyiniz randevu saatiniz gelene kadar. Çünkü bilet zaten burayı da kapsıyormuş. O yüzden orayı da gezebilirsiniz. Evet. Arkadaşlar. Toplamda 3 saat falan sürer ortalama. Yani 3 saat. Zorlarsanız 3 saatlik bir şey yani. Öyle. Arkadaşlar Roma çok sıcak. Gerçekten Antalya'dan bile sıcak. Biz çay. Telefon. Evet, Palatine tepelerine geldikten sonra bu muazzam bilgiyi de size vermezsek olmaz. Tabii ki Roma çok büyük bir imparatorluk, hepimiz biliyoruz. Tarihine bazılarımız hakim, bazılarımız değil. Biz de elimizden geldiğince burada öğrendiğimiz şeyleri sizle paylaşmaya çalışıyoruz. Remulus ve Romus adında iki kardeş burada bir dişi kurt tarafından bu tepelerde büyütülüyor. Yani bir rivayete göre. Ve ardından bu iki kardeş Roma İmparatorluğu'nun hani temellerini atmış oluyor buralarda. Zaten yani bu kolezyum vesaire. Yani Roma aslında buradan başlayarak büyüyen bir imparatorluk. Buralar dutluktur, öyle masal lemeros tutayım. Yani durduk ve kolezyumda muz yemeye başladık. İnşallah yemek yeme yasağı yoktur. Biri uyarmadı henüz bizi ama. Evet Beyza Hanım, biraz bu yapı hakkında sizden bilgi alabilir miyiz acaba? Kolezyum. Kestik. Evet, girişte iki tür bilet olduğunu söylemiştik. Biri 22 Euro'luk, biri de 16 Euro'luk. 16 Euro'luk olan sadece arena eksikti onda ve arena dediğimiz yer sadece şurasıymış. Arena sadece beyaz alan, biz de şu an buradayız yani. Gerçekten hiç gerek yok, sakın hata yapıp 6 Euro fazla vermeyin. Evet. Onun yerine gidin, yani pizza ya da makarna. Sokak makarnacılarından makarna yiyebilirsiniz. Ya gerçekten eğer oraya 6 Euro ekstra verseydik muhtemelen şu aşağıya buradan atlayarak buraya da bir gezerdik yani. Arkadaşlar, az önce bir atıştırmalık alalım dedik. İtalyanlara özgü, pesto soslu bir cips deneyeceğiz şimdi. Herhalde biliyorsunuz. Herhalde makarna gibi kokuyor ama. Ben de alabilir miyim? Al.
Barilla pesto sosuyla yapılmış değişik Ankara makarna gibi. Gökberk'cim, Pantheon'un evet içine girememiştik dün. Çünkü pazar günüydü, kapalı bu arada. Evet, pazar günü öğleden sonra kapalı oluyor. Buna dikkat edip gelirseniz sizin için de iyi olur. Evet, makarna denemek için çok güzel bir yere geldik. Nereye geldik? Leni. Tonarello'ya geldik. İnanılmaz bir sıra var burada. Yani şu an arka tarafta da bayağı bir sıra var. Bu arada dikkatli olmanız lazım. Eğer 2 kişiyseniz burada bekliyorsunuz. 3-4 kişilik grupsanız solda, 5-6 ve daha fazlasıysa diğer tarafta. Sıra gelince yemek deneyimimizi de paylaşacağız sizinle. Ama Beyza çok sinirli şu an. Böyle güldüğüne bakmayın. Gerçekten yarım saat bir sıra bekledik. Şimdi siparişimizi vereceğiz. Umarım bu insanlar mal değildir. Boşuna beklememişizdir. Evet, farklı tatlar deneyelim dedik. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ah deme kolaydık. Şuna bakın, bu nedir ya? Bu ne? Neyse, tadı bir şeye benziyor da çıkaramadım. Neydi adı? Çitos gibi bir şeydi. Ama siz gelin paranızı çöpe atmayın. Efendi gibi makarnanızı söyleyin. Tadınız kaçmasın. Yiyince alışıyorsun bu arada. Güzel. Güzel geliyor yiyince. Ama buraya gelmeden de İtalya'dan gitmeyin. Tabii ki İtalya'ya geliyoruz. Dondurma yemeden dönmüyoruz. Evet, öneri üzerine buraya geldik. Yani tabii daha yarın daha güzel bir yer deneyeceğiz umarım. Ama bugünlük şimdilik buradayız. Beğendiniz mi Beyza Hanım? Çok beğendim. Kaç kapat evet arkadaşlar, geleneği bozmadık. Roma'da da bu geleneği sürdürüyoruz. Nereye? Nereye konacaktı ya? Unutmuşuz ya, bir süredir yapmıyorduk. Ama o. Oh. Neyi seçelim? Kolezyumu seçelim değil mi? Evet evet, kolezyumu. Atıyoruz. Atamadık. Döndür. Yes. Bakalım. Sıcacık, taze çıktı. Çok güzel. Açalım kapımızı Samet Bey. Buyurun, kapının büyüklüğüne de şöyle bir göz atalım. Hoş bulduk. Bakirums. Buradan. Asansörümüze binip gideceğiz. Buyurun. Day 3. Bu gece Roma'dan ayrılıyoruz. Dur daha oraya var ya. Ama bu asansör. Özleyeceğim seni asansör. İçeride Galatasaraylılar var bakın. Evet, Beyza daha demin bana şu adamı gösterip Beyza Galatasaraylı değil mi bunlar? Sesini... Evet, yine güzel bir kahvaltı gününe başlıyoruz. İlk başta lazanyamız geldi. Birazdan diğer yemeklerimiz de gelecek. Birazdan chicken balut. Neydi? Chicken? Chicken kutlet. Chicken kutletimiz gelecek. Ne olduğunu asla bilmiyoruz. Arkadaşlar, Samet dayanamadığı için hemen yedi. O yüzden çekemedim. Ama çok, çok açız gerçekten. Güzel bir kahvaltı gününe başlıyoruz. Bu chicken neydi? Kutlet. Kutlet. Bu da patatesimiz. O yüzden orası bayağı iyiymiş aslında da yani orası olmazdı yani. Tiramisu'muzu yiyoruz aynı anda, Enes'le de konuşuyoruz. Multifunctional bir şekilde ilerlememiz lazım. Zamanımız yok çünkü. Evet, Vatikan sınırlarına biraz sonra giriş yapacağız. Heyecanlıyız. Heyecanlı. Enerjimiz yüksek. Evet arkadaşlar, şu anda gezipgördüm.com'un 2 tane Roma için gezilmesi gereken yerler öneri listesinden yaklaşık 30 tanesini otel sahibimizin de desteğiyle geçirmiş bulunmaktayız. Teşekkürler. Bakın bu emek, bu harita emek. Şu buruşuklukları bir gösterir misin? Bunlar hep hepsi alın teri. İtalya'nın çeşmelerinin... Evet, Vatikan'a gelirseniz aklınızda bulunsun. Beyza gibi crop giymeyin. Yoksa çeşitli çözümler üretmek zorunda kalabilirsiniz. Ama umarım böyle alırlar seni yani. Alırlarsa başarılı olacağız. Haber veririz.
Evet, olmasa da kapıda size veriyorlarmış arkadaşlar. O yüzden bu üst taraftaki gibi cebelleşmenize gerek yok. Ve asla pes etmeyin, hedeflerinizin arkasından koşun. Beyza buraya girmemek pahasına geri dönmeyi düşündü. Ama her zaman... Never give up. Evet, Bazilika turumuzun da sonuna geldik. Tam çıkacaktık ki bir baktık, Vatikan biz gidiyoruz diye ağlıyor. Evet arkadaşlar, yine acıktık. Acıkmadık çok da, yani yemek istiyoruz bir şeyler. Çünkü burada yediğimiz makarna yapacağı muhtemelen. Ha? İstiyorum. Sen istemiyor musun? Evet, Beyza yemiyor şu an. Burayı çok önerdiler. Google'da da bayağı puanı yüksekti. Gelelim bir deneyelim. Deneyelim dedim. Vatikan'a kıçınızı aldınız. Dümdüz geliyorsunuz sağda. Porsiyonları beni çok tatmin etmedi ama bu tabii bu değil. Ben bayağı yedim yani ama tadı çok güzel yani. Burayı kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, şu an Ramadan'a gitmeden önce otel sahibimizin bize önerdiği tarihi geçmişi çok büyük olan bir dondurmacıya geldik. İsim neydi? Y.Fassi. Gelato Fassi muhtemelen. Dondurma burada bulunmuş. 1912'de Dünya Savaşı'ndan dolayı bir sıkıntılar yaşanmış. 1928'de bir yerde bakıyor. Size biraz etrafı göstereyim. Bakalım. Arkadaşlar bu arada inanılmaz tadı var ya gerçekten. Yani ben bugünden sonra bir daha dondurma yemeyeceğim. İnanılmaz ve porsiyonları da bayağı güzel yani, keyifli. Üstüne de böyle kaymak gibi bir şey attılar, tam anlayamadık. Yani kaymağımsı keyifli bir, smooth bir tat veriyor. Kesinlikle burayı öneriyoruz. Evet, yine kapanış yapamadık. Yani çünkü karnımız her dakika acıkıyor burada bir yerler gördükçe. Son kapanışımızı da yine bir klasik margarita ile karnımızı bir sakinleştirerek kapatalım dedik. Burada değişik bir ürün var. Neydi? Fiori di Zucca. Onu da deneyeceğiz, ne oldu hakkında çok bir fikrimiz yok ama içinde kabak, mozzarella vesaire var gibi. Bence paçanga böreği gibi bir şey. Yani içinde kabak ve mozzarella var. Evet. Adam, değil mi? Aynen. Onun haricinde de aperolümüz. Okay. İnfluencer bagi dakika. Bakalım etrafına hoş geldiniz. Bakalım çıktık şu anda. Gidiyoruz artık otelimizden eşyalarımızı alacağız. Daha sonrasında termini istasyonunun yakınında bir yer varmış öğrenci dostu. Oraya gideceğiz. Yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra atladık trene, Roma'ya elveda. Hoşça kal diyeceğiz. Sıradaki durağımız Venedik olacak arkadaşlar. Beklemede kalın. Takipte kalın. Videoyu beğenmeyi. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Başka ne? Başka ne? Yorum yapmayı. Başka? Başka? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Sağlıcakla kalın dostlar. Roma'dan selamlar, sevgiler, saygılar.